Telefonunda Ne Var'ın ikinci bölümünde çok özel bir konuğum var. Çok sevdiğim bir insan aynı zamanda. Kadın A Milli Takım Teknik Direktörümüz Necla Güngör Kırağası. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bu kadar güzel sözlerden sonra benim de çok sevdiğim bir insan olarak sizinle burada sohbet ediyor olmak benim için çok büyük bir keyif. Programın formatı gereği aslında size sizin hakkınızda fotoğraflar bularak konuşturmam lazım. O yüzden ben ilk önce fotoğraflardan başlıyorum. Hep birbirinin aynı fotoğraflarla dolu. Instagram hesabımıza baktığımızda yani sürekli şöyle oluyor. Necla Hoca ya eğitimde ya maçta ya da Ali'nin doğum gününü kutluyor. Instagram aslında kadın futbolu ve futbol adına paylaşacağım ne varsa orayı o şekilde kullanıyorum. Yani özel hayatımdan ya da özel o anı karelerinden çok haber verme ve haber alma şeysi gibi kullandığım için de maalesef öyle çok kareler bulamıyorsunuz. Çok da faydasını görüyorum. Herkese de tavsiye ederim. Çok iyi oyuncularla iletişim kurmaya başladık. Kadın futbolunu daha iyi tanıtmaya başladık. Kadın futbolundan bir haber olan erkek antrenörlere aslında o selfie'leri de bilerek çekiyorum. Çünkü diyorum ki ben kendi hesabıma koyuyorum. Oradan alabilirsiniz diyorum. Tak bir giriyor. Orada bütün kadın futbolu haberleriyle ilgili detayları bulabiliyor. Ali ile bir fotoğrafınızı buldum. Ali ile yapılan her şeyden çok keyif alıyorum. Ama mesleğim gereği olan kısmı da çok kıymetli. Bir de milli takım bayrağı, milli takım formasını taşımak ayrı özel bir durum. O yüzden onu böyle içine çekmeye çalıştığım bir süreçteki fotoğrafımız. 5 yaşına girecek işte Nisan 4. 5 Nisan'da A takım kampı var. 4 Nisan'da inşallah bir kutlayıp ondan sonra kampa gireceğim. 5 senedir böyle. Ali artık o kadar alıştı ki çünkü ilk doğum gününü kaçırdım ben çocuğu. Yoktum. Yani yurt dışındaydı. Baba da yoktu. Anneanne ve dede ikimizi görüntülü aradı böyle. Biz de çocuk mum üflerken anne baba oradayız. Sanal alemde bir doğum günü kutladık. Seviyor mu peki futbol? Anne bu işin içinde, baba bu işin içinde. Anlıyor mu, seviyor mu? Bir seneye kadar yok, hiç sevmiyordu. Yine mi futbol deyip televizyonu kapatma gibi bir reaksiyonu vardı. Son bir senedir, daha doğrusu son 6 aydır artık bizimle beraber bulunduğum kamp ortamına daha fazla sokmaya başladım Ali'yi. Öyle olunca da oradaki hem eğitimci hocalarımız hem kızlarla iletişim kurmaya başladı. Ve mesela senin annen ne işle meşgul? Benim annem antrenör. Kimin antrenörü? Kızların antrenörü. Ne yapıyor? İşte futbol oynatıyor onlara. O da futbol oynuyor. Aa, tamam güzel. Hani ondan da keyif almaya başladı. Ama televizyonda bir futbol maçı olsun çok dikkatini çekmiyor. O daha çok dans. Dans işleriyle uğraşıyor. Dansı çok seviyor. Genetik bir taraf var. Şimdi size şu fotoğrafı göstereyim. Sizin folklorculuk günlerinizden bir fotoğraf buldum. Onu bana bir anlatır mısınız? Siz uzun süre folklor oynadınız değil mi, halk oyunları? Ben 7 yaşında başladım. Lise sona kadar da diğer branşlarla hep devam etti. Hayatımın her anında halk oyunları vardı, folklor vardı. Onun nedenine gelecek olursa da hani ben aşırı hareketli bir çocuğum. Annem artık yapacak hiçbir şey yok. Okuldan sürekli şikayet geliyor. Ve 7 yaşında okula başladığım andan itibaren işte karate bir denedim. Karateyi denerken de ablamın biraz canını acıttım. Deneyeceğim, antrenman evde yapacağım derken. Annem dedi ki sen ona gitme. Sen dedi çünkü zarar veriyorsun. Öyle olunca da okulda da halk oyunları çok meşhurdu. Ankara'da Bahçelievler İlköğretim Okulu mezunuyum ben. Dediler ki annem hani artık halk oyunlarına git bak ne kadar güzel. Aa hopluyorsun, zıplıyorsun falan beni kandırıyor. Bir gidiş o gidiş. Yani lise sona kadar hayatımın her anında folklor vardı ve çok keyif aldım. Onun sayesinde ilk yurt dışı deneyimini yaşadım. Tek başıma ailemden uzak. Hani 7 yaşında bir kız çocuğu tek başına 7. Bravo. Nasıl? Onunla da ilgili bir fotoğraf var. Yani 7 yaş. Vermediler ki ben kendime kayboldum. Şimdi okulda çok hareketliyim. Güzel bir de en küçük benim. Dediler ki yurt dışına gideceğiz. Belçika, Fransa, Almanya gezeceğiz. Otobüsle gidiyoruz. Annenlerden izin kağıdını götür. Eğer izin verirlerse seni bütün şeylere dahil edeceğiz. Ben de gittim çantamın bir köşesinde. Dedim ki öğretmenim annem babam bana izin veriyor. Kızım imzalı kağıdını getirecek annem getirecek falan. O arada tabii bütün okul benim isimlerim gitti. Pasaport işlemlerine artık başlanacak. Annemlerin öyle haberi oldu. Sonra annemler tabii el mahkum dedi zaten karar vermiş yani gidecek. Ve
Böyle 7-8 yaşında gayet normal bir şekilde bir tane tavşanım vardı. Tavşanıma sarıla sarıla otobüse bindim. Böyle çok keyifli 3 tane ülke gezdik. Oradaki bütün festivallere katıldık. Grubun en küçüğüm, başka ailelerin yanında kalıyoruz. Ve hiçbir şekilde yabancı dille alakam yok. Ama şey, çok sempatik bulunmuştu o dönem. Böyle bütün aileler beni hani tamam bugün bizde kalsın, bu bizim kızımız olsun. İşte Fransız ailenin yanına gidiyorum. Asla hani onlar Türkçe bilmiyor, ben Fransızca bilmiyorum. Bir şekilde anlaştık yani ve böyle keyifli bir deneyim yaşamış oldum ben de. Bu benim hayatımda duyduğum en ilginç hikayelerden biri. Düşünsenize, Ali'den düşünün. Ali bir gün geliyor. Böyle bir şey hayal edebilir misiniz yani? Bir... Ortalığı yıkarım. Mümkün değil derim. İzin vermem. Garibim annem babam. Yani durduramamışlar o dönem. Yapacak bir şey yok. Böyle hikayeler daha var sizin kariyerinizde de var yani. Dolayısıyla size bu iş çok zor, bu işi yapmak imkansız demekten biraz şey yapar yani. Kabul etmeniz... Ekstra motivasyon. Tabii. Yapamazsın de yapana kadar devam ediyorum. Çünkü çok büyük bir motivasyon oluyor bana. Şimdi ben size birisinin fotoğrafını göstereceğim. Hemen tanıyacaksınız tabii ki. Ersun Hoca. Bugün hani sizinle böyle güzel bir programın içinde yer alıyorsam, bugün bu koltukta oturuyorsam, bugün işte Necla Hoca diye anılabiliyorsam, ilk kapıyı açan kişi Ersun Yanal'dır. Yani çok farklıdır, çok başkadır yeri. Böyle hayatımda hayal ettiğim ama kendimi bir türlü konumlandıramadığım, meslek olarak da adlandıramadığım bir noktayı kapıyı sonuna kadar bana açtı. Cesaretlendirdi, yapabilirsin dedi, arkasında durdu. Gittiği her yere beni götürerek ya da her gittiği yerde beni destekleyerek aslında o içimdeki var olan gücü beslememe neden oldu. O yüzden çok kıymetlidir. Yeri çok ayrıdır. Gerçekten hocamla ilgili bir şey duyduğum zaman da falan böyle gözlerim parlar. Benim için çok çok ayrıdır. O da şey, Vestel Manisa'da, yani o zaman Vestel Manisa diye geçiyordu. Bir deplasmana gittiğimizde çekilen bir kare. Küçüğüm yani, daha hani 22-23 yaşlarındayım ve hoca beni almış Süper Lig takımında antrenör diye yanında getiriyor. Oradaki bütün futbolculara, profesyonel futbolcuların gözü önünde bu kız size antrenman yaptıracak diyor. Çok büyük cesaret. Hani hoca açısından da çok büyük cesaret, benim açımdan da çok büyük cesaret. Ben Hacettepe Üniversitesi'nde spor bilimlerinde beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum ama hareket eğitimi ve koordinasyonda da uzmanlaşmak istiyorum ve uzmanlaşıyorum. Bütün dersleri ona göre seçiyorum ve alıyorum. Dediğiniz gibi aynen öyle yani. Aldığım tüm derslerde aslında altyapısı halk oyunları. Folklördür. Çünkü çok yatkınım. Çok da seviyorum. Hareket etmeyi de çok seviyorum. İyi oynar mısınız? İyi miydin? İyiydim. Şu anda da A milli takımın ilk kadın teknik direktörüsünüz. Sizin döneminizde U15'te, sonra U17 takımında çalıştığınız altyapılarda çocuklarla bunları nasıl birleştirdiniz? Ersun Hoca ile profesyonel futbol takımında bir yerlere geldiği sezonunda annem bypass ameliyatı oldu. Hocadan müsaade istedim. Dedim ki hocam, annemin yanında olmam lazım. Çok uzak kalıyorum ve çok tedirginim. Kaybetmek ve onunla zaman geçirmem lazım. Çok anlayışla kabul etti ve o Trabzon'a gitti. Ben bir gün evde oturuyorum böyle. Bir telefon, Oğuz Çetin. Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım hocam? Oturuyorum işte, yaptığım şey yok. Biz de Oğuz Hoca'yla 2003-2004 yanlış hatırlamıyorsam Gençler Birliği'nde kısa bir süre çalışma fırsatı bulduk. Yine ben o zaman yine çok hareketliyim. Böyle A takımı binasına gidiyorum, geliyorum. Elimde kamera, antrenman çekiyorum. Küçük çocukların hareket eğitimindeki o yanlışları görmeye çalışıyorum falan. Oradan bir tanışıklığımız var. Dedi ki ya dedi, futbol federasyonunda dedi kadın futbolunda farklılıklar yapmak istiyoruz ve bir projemiz var. Sen de yıllarca profesyonellikte Ersun Hoca ile çalıştın. Gelip dedi burada çalışmak ister misin? Çalışayım hocam. Tabii, niye olmasın, bir görüşelim dedim. Pazartesi konuştuk. Çarşamba beni Beylerbeyi'ne davet etti hocam. Ben yaptığım bütün çalışmaların videolarını getirmiştim yanımda. Onları gösterdim. Dediler ki yani hiç konuşma. Zaten hani şu görünüşün, profilin zaten bize çok uyuyor. Bir de deneyimin var senin. Biz seni değerlendirmek istiyoruz. Seve seve ve öylelikle de Oğuz hocamın sayesinde de o da bana Milli Takım ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapılarını açtı. Size o zamanlar şey diyorlar mıydı hani, antrenör olursun, olamazsın, yaparsın, yapamazsın. Hep bunlar söyleniyor ya bir kadına, yani kariyer ne olursa olsun. Hep karşınıza çıkan cümleler söylendi mi ve nasıl karşıladınız? Her gün söylendi. Hiç sıkıntı olmadı yani, her gün. Şöyle bir şey var. Ben Futbol Federasyonu'na gelene kadar da çalıştığım hiçbir kulüpte antrenör denilmedi bana. Ritim hocası, koordinasyon hocası, aerobik hocası. Hep böyle
öyleydi benim title'larım. Hiç gocunmadım. Çünkü çok kıymetli meslekler olduğunu düşünüyorum ve futbolun içine de öyle sızmam gerekiyordu. Öyle de sızdım. Ta ki kadın milli takımlarına geldim. Yine beni hareket eğitimi ve koordinasyon uzmanı diye bir title'la alındı. Bir anda Tolunay Hoca geldi, FGD direktörü. Tolunay Hoca'nın yanında Yücel Uyar, eğitim koordinatörümüz, müdürümüzdü. Onun sayesinde dedi ki, ya sen antrenörsün dedi. Sen artık bu title'lardan sıyrıl. Ama yine sürekli eleştiri alıyordum çünkü futbol oynamadım. Ya sen futbol oynamadın. Hani kadın milli takımında çalıştığım arkadaşlarım dahil bunu söylüyorlardı. İnandığım için ve yapmayı planladığım için de ne gerektiriyorsa antrenör kursuna mı gitmem gerekiyor? Antrenör kursuna, eğitime mi gitmem gerekiyor? Eğitimi. Aslında geçmişte getirdiğim hareket eğitimi, koordinasyonla ilgili olan tüm birikimin benim antrenörlük anlamındaki o aslında bir basamak daha yükselmemi ve farklı açılarla bakmamı sağladı. Onun avantajını da gelen her hocayla birlikte çok güzel harmanladığımı düşünüyorum. Niye? Hareket eğitimi koordinasyonu futbolda özelleşen kimse yoktu. Antrenör eğitimlerinde eğitimci olarak gitmeye başladım kurslara. Daha sonra da 2015'te antrenör eğitimci sertifikasını aldım. Tutor dedikleri, antrenör eğitmeni dedikleri. Belgeye sahip oldum 2015 senesinden beri de. Bütün kurslarda eğitmen olarak devam ettiriyorum hayatımı. Yani insanların aslında ya bu mu dediği şey benim için, benim antrenörlük mesleğimde benim basamakları daha hızlı çıkmamı sağladı. Her zaman eleştiri oluyor, olacak. Yani çok çok alışkınım. O yüzden çok kafaya takmıyorum. Hocam size bir video sizin Instagram hesabınızdan sesini açıp başlatıyorum. İster misiniz? 50 kahve. 70 metreyi. Büyük ihtimal atamayacağım, cezamı ödeyeceğim. Duydunuz. Cezamız ne hocam? Ya atarsam. Ya atarsam. Ben kapatırım. Peki hocam sizin kaybettiğiniz ne hocam? Kaybettiğiniz söz. Tamam. Para söz. Hocam ne oldu bu işin sonu? Kim kaybetti ve ne yaptık? Tüm kurslarda çok da kıymetli isimler şimdi. Eyvah, onlar bunları görünce mahvolacaklar. 70 metreye top atabilirsin, top atamazsın iddiasına girmiştik Nece Art Hoca'yla. 10. denemesinde attı efendim. O yüzden kahveyi o getirdi. Ben götürmedim. Kahvesine iddiaya giriyoruz. Ertesi gün de derse gireceğiz çünkü beraber. Sonra ama nasıl inat? Yani 3 hakkı var. 3 hakkı geçti. 10. hakkı attı. Diyor ki tamam diyor, kazandım. 10 hak oldu. Hayatı boyunca unutmayacak mesela o testi şimdi. Çünkü çok keyifli bir zaman geçirmiş olduk birlikte. Böyle de güzel. Orada işte Çağdaş Hoca var mesela, şimdi çok çok keyifle izliyorum. Evet. Yani saha kenarına çok da yakıştığını düşünüyorum. O enerjisi, o hırsı, o azmi gerçekten çok keyifle izliyorum. Onlarla da böyle ufak ufak atışmalarla ders işliyoruz işte. Size destek olan kariyerinizde noktalar var ama en çok destek, yine röportajlarınıza baktığımda, babanız ve anneniz. Evet. Benim babamla olan iletişimim hep çok iyiydi. Çünkü annem çok iyi kontağı kuran kişiydi. Aslında iletişimi en iyi bağlayan kişi annem. Hiçbir zaman babamla aramızda bir sırrın olmasına müsaade etmedi. Ne yaşıyorsam hep babamla paylaşarak bir şekilde büyümemizi sağladı. Dediğiniz gibi çok muhafazakar bir ortamda büyüyen, yetişen, oturmasına, kalkmasına, giydiği kıyafete kadar her türlü şeye dikkat etmesi gereken bir kız çocuğuydum. Ablam da keza öyle, öyle büyüdük çünkü. Hem dedemin mesleği gereği, hem babam hacı, ister istemez, bir de Ankara'da büyüyorsunuz, Anadolu insanları çok iyi anlayacaktır, çok daha muhafazakar, çok daha koruyucu oluyorlar. Benim başarabildiğim şeyin şu olduğunu düşünüyorum: yapmak istediğim şeye babamı inandırdım. Yani babam benim o gözlerimden, ya bu kız zaten durmayacak, bari destek olayım demek zorunda kaldı. Çünkü o engellese de çok mutsuz bir birey olacaktım, belki çok daha fazla yanlışlar yapacaktım. Ya babam bunun farkına vardı aslında. Çok akıllı bir adam. Annem zaten arkadaki gizli kahraman. Çünkü daima babama bu kız kendini bilen bir kız. Bırak, yapsın, denesin. Zaten sıkılırsa o kendiliğinden bırakacak ya da kötü bir şey gördüğü zaman o kendini koruyabiliyor diye sürekli babamı işleyen kişi aslında annemdi. Babam da inandı. Özellikle Ankara Gücü'nden sonra Gençler Birliği'ne gidip üniversiteye de, yani 4 sene orada çalışıyor olma çok fazla eleştirinin geldiği bir döneme denk geliyor. İşte o hoca torunu, hacı kızı, bu kadar erkeğin içinde ne işi var, sen bu kızla işte ileride nasıl evlenecek, ne olacak, sanki çok kötü bir şey yapıyormuş gibi. Çünkü ilksiniz ve maalesef toplumda şöyle bir şey var. Yani o ortamda düzen bozuluyorsa ve kötü bir şey varsa bütün erkeklerin parmakları o kadını gösteriyor. Hani bunun çok yaşayan,
çok bilincinde olan bir insan olarak da herhalde orada yapabildiğim en iyi şey ki o zaman çok küçüğüm gerçekten. Ben 18-19 yaşındayken Ersun Hoca ile tanıştım. İşte 20'li yaşlarım Gençler Birliği'nde geçti. İşte 24'ler Vestel Manisa, daha sonra kadın milli takımına geldi. Orada tek yaptığım şey istiyorum. Yani bunu ben meslek olarak istiyorum. Yapabileceğime de inanıyorum. Şartlar ne olursa olsun. Belki vaz da geçebilirdim. Eğer kırılma anlarım çok kötü olsaydı, ki bir iki kırılma anım var gerçekten, tamam buraya kadarmış artık bırakıyorum dediğim noktalar oldu. Hem şans hem kadere de çok inanırım. Ama herhalde babama ikna ettiğim nokta o gözlerimdeki o inanmışlığın gördüğünü düşünüyorum. Bir de gerçekten sporu çok seven, sporla böyle iç içe olan, sonuç olarak inandırdım. Ha buradan bu işi gerçekten yapmak isteyen ve annesini babasını ikna edemeyenler için de söylüyorum. Yani pes etmeyecekler. Bir de çok doğru bir rol model olmalılar ailelerine. Ben bunu istiyorum ama bak istedikten sonra da karşılığında gelecekte bunu da yapabileceğim, bu potansiyelim var deyip onu çok özgüvenle hissettirmeliler karşındakine. Ya ben bunu olmak istiyorum deyip yatarsanız hiçbir şey olmuyor. Bir hikaye anlatın ki herkes etkilensin. Hani o kızına da o izni versin. Çünkü hep aynı şeyi söylüyorum. Şu anda Türkiye'de inanılmaz bir açık var kız çocukları için. Kadın lisanslı futbolcu sayımız çok az. Dolayısıyla çok fazla oyuncuya ihtiyaç var. Her yaş kategorisinde oyuncuya ihtiyaç var. Benim kızım olsa yaptıracağım spor futbol. Kesinlikle, yani geleceğine çok inanıyorum. Ama maalesef kızım yok. O yüzden kızı olanlara bir mesaj olsun. Bana öyle bir hikaye anlatın ki, sizin hikayeniz zaten baştan aşağı o şekilde. Kendi mücadelenizi de zaten anlattınız. Ama bir oyuncu daha anlatın bana. İlham versin. O kadar çok ki gerçekten, hani bana soruyorlar şimdi kaç çocuğum var? Ya bir tane oğlum var, bir de kızlarım var. Sayısı belli değil. O kadar sahiplenip o kadar benimsiyorum ki. Ama verebileceğim ve ilham olabilecek herhalde en güzel hikayelerden bir tanesi Ece Türkoğlu. Şu anda bizi Amerika'da futbol bursuyla okuyup bizi temsil eden çok, çok kıymetli bir oyuncumuz. 12 yaşında futbol köyünde keşfettik biz Ece'yi. Karadeniz Ereğli'de, Ereğli Spor'da oynuyordu. Daha ligde oynamazken 12 yaşında futbol köyüne davet edip futbol köyünden itibaren şimdi A takımda oynuyor. Yani bu yaklaşık bir 10 senelik bir süreç. Karadeniz Ereğli'nin de köyünde yaşayan bir çocuk bu çocuk. Ama çok da çalışkan bir çocuk. Fen lisesi okuyor. Fen lisesi okurken biraz aklına giriyoruz. İşte Amerika'da böyle bir burs teklifleri var. Çünkü ben sadece teknik direktör olduğumu düşünmüyorum. Kendi ekibimin de aynı şekilde. Biz kapı açan, kızlara yön veren, kızlara olumlu şekilde hayatlarına nasıl dokunacağımızın peşindeyiz. Öyle olunca da Ece'ye dedik ki, yani Ece hani Amerika'da okuma fırsatı var. Düşünür müsün? O da çok istedi, çok sahiplendi. Ve Karadeniz Ereğli'de başlayan hayat hikayesi şu anda Amerika'da ODTÜ Üniversitesi'nde, öyle söyleyeyim, ODTÜ Dominion Üniversitesi'nde futbol bursuyla bilgisayar üstüne bir bölümde okuyor. Tamamen burslu okuyor. Ece yılın futbolcusu seçildi Amerika'da. Yılın en iyi yeni gelen oyuncusu seçildi ve bizi çok gururla temsil ediyor. Hem milli takımda hem ailesi tarafından. Şimdi kız kardeşi de futbol oynuyor bizim küçük yaş grubumuzda. Selin Türk oldu. Ve Karadeniz Ereğli'de kendi köylerinde bütün kızlar futbol oynuyor. Çünkü herkes Ece olmak istiyor. Ece ablası gibi olmak istiyor. Futbol sadece spor olarak adlandırmak, hele ki kadın futbolunda, çok doğru gelmiyor. Hayatınızda böyle güçlü, ayaklarınızın üstüne basmak mı istiyorsunuz? Kendinizi kanıtlamak ve ispat mı etmek istiyorsunuz? Kendinize bir yol mu çizmek istiyorsunuz? Burası bomboş bir alan. Ve bu alanda çok rahatlıkla o merdivenleri tırmanabiliyorsunuz. Yani çok iyi futbolcu olamazsınız ama çok iyi antrenör olursunuz. Çok iyi antrenörlük, teknik direktörlük yapmazsınız ama çok iyi sportif direktör olursunuz, idareci olursunuz. Yani bu alan inanılmaz boş bir alan, inanılmaz bakir bir alan. Bu alanda da böyle işte canı yürekten çalışacak kızlara, kadınlara ihtiyaç var. İyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum ve bizim de çok oyuncuya ihtiyacımız var. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi. O yüzden bu fırsatları çok iyi değerlendirip her yerde ulaşılabilir futbolu kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir fotoğraf daha geliyor. Bana bu fotoğrafı anlatır mısınız? Ay anlatırım. Estonya'dayız orada. Ben 1,5 senedir geldim. Kadın amil takımda çalışıyorum. Ama biz geldik, pandemi oldu. Covid-19 ortaya çıktı. Ve biz doğru düzgün hazırlanamadık. Ligleri açamadık malum, biliyorsunuz. Ligleri açamadığımız için de kızları biraz uzun süreli
toplayıp antrenman yapmaya çalışıyoruz. Ve geçmişten gelen kızlarda bir kaybetme korkusu, yine olmayacak, başaramayacağız korkusu yerleşmişti. Kırılma anlarımızdan bir tanesidir bu maç. Çünkü bundan önceki 3 maç çok iyi oynayıp kaybettiğimiz ya da berabere kaldığımız maçları yaşadık. Maç konuşmam bile şuydu: kazanıyoruz, kazandıktan sonra da kutluyoruz. Bu kadar. Bunun dışında hiçbir şey düşünmüyorum dedi. Ve ondan sonra da işte o ilk gol geldi. O ilk golle beraber o inanmışlık, o artık tamam oldu ve biz bunun devamını getireceğiz anıdır o an. Maç sonunda da çok duygulandığımız, evet bu takım gerçekten iyi şeyler yapacak dediğimiz sinyalleri verdiği maçlardan bir tanesi. Hocam şu fotoğrafı evet. Anlatır mısınız? Ağlamak istiyorum. Bunu koymuşsunuz yine iyi. İnsan Instagram'da böyle fotoğrafları pek koymuyor hocam. Ya. Ya orada 8,5 aylık hamileyim. Kuş Adası'nda futbol elit köyü yapıyoruz. Doktorum her gün arıyor. Erken doğum riski vardı bende. Ne olursun diyor, uçakta doğum yapacaksın. Rica ediyorum artık Ankara'ya gel. Çünkü Ankara'da gerçekleştirecektim doğumu. Rica ediyor kadın bana. Evet ve karnımı tuta tuta karnı burnu. Bir de ben çok kilo aldım. 26 kilo aldım hamilelik dönemimde. Maşallah. Hiç de umursamadım. O fotoğraf o. Yani o şiş ve artık son ayaklarım falan akşamları inanılmaz şişiyordu. Ama derdim ne? U15 takımının altyapısı futbol köyleri. Çok iyi oyuncular bulmalıyız. Aman diyeyim eksik kalmayın. Bir tanesini bile kaçırmayalım. Bütün ekip oradayız. Yok illa ben orada bütün kızları göreceğim. Ondan sonra futbol köyü bitti. Elit futbol köyü. Çok iyi oyuncular çıktı. Yani o köyden de gerçekten... Şu anda 19 milli takımda oynayan A milli takıma şimdi gelen oyuncularımız var. Ondan sonra ben Ankara'ya gittim. Erken doğum oldu gerçekten. Doğum yaptım. Ben o hamile fotoğrafınızı özellikle aldım. Çünkü şu videoyu da sizin Instagram hesabınızda gördüm. Bunu belki gösterebilirsem tamamını gösteririm. En güzel duyguları yaşayan aslında bizler kadınlarız. O kadar gizli güçlerimizin olduğunu düşünüyorum ki. O kadar potansiyeli yüksek varlıklarız ki. Sadece ön yargılara kulağa tıkamak lazım. Ben hayatımın bir kısmında işte tam o kırılma an dediğimiz o bırakmam mı gerekiyor dediğim anlarda şuna karar verdim. Yani çevreden ne gelirse gelsin kulağını tıka. Kendine inanıyorsan devam et. Bu reklam filmi de aslında o. Yani en iyi atlet, en iyi sporcu kadınlar. O kadar çok mücadele ediyorlar ki, o kadar mücadeleye açık bir dünyada kendi varlıklarını ispat etmeye çalışıyorlar. O yüzden de işte yapılan şey çok kıymetli. Yani ben reklam filmini görünce kendi hamilelik dönemimi de hatırladım. O kocaman karnımla kursa gidiyorum. Hocalara da rica ediyorum, ne olur karnıma sakın top gelmesin. Hani doktorum dedi ki top gelmesin dedi yani. Ben bunu diyorum, sahaya çıkıyoruz, ta karnımda bir top, yapmayın Allah aşkına der gibi. Ama öyle hamilelik sürecini bitirdim ve gerçekten hani hiçbir motivasyon düşme olmadan. Şartlar ne olursa olsun çok severek yaptığım işime devam ettim. Yani biz kadınlar böyleyiz aslında. Çok mücadeleyi seven, dişiyle tırnağıyla o istediğini elde edene kadar uğraşan varlıklarız diye düşünüyorum. Hamilelikten sonra ama bir de şöyle bir fotoğrafınız var. Formunuzun sırrı evet. Oğuz Çetin mi hocam? Evet. Kesinlikle evet, Oğuz hocam yaptı. Antrenör eğitim programından o fotoğrafımız. Bizler antrenör eğitim programındaki eğitimciler olarak sadece mental anlamda değil, fiziksel anlamda da çok ciddi bir süreç yaşadık. Yani 7.sini en son bitirdik ve orada çok ciddi bir beslenme programı, çok ciddi bir egzersiz programı, testler, aynı zamanda da teknik ve taktik anlamdaki müfredatın yenilenmesini oluşturduk. Oğuz hocam da istediği şeyi alana kadar uğraşan ve ısrarcı bir disiplinli bir kişi olduğu için çok güzel kilo verdim. Bütün A takım oyuncularından daha fit bir şekilde kampa hazırım. Kadın futbolu milli takımlarda her oyuncunun peşindesiniz. Doğru söylüyorum değil mi? Evet. Evet maalesef maçlar biraz çocukları zorluyor. Maçlar iptal oluyor. Milli takım kampı iptal olmuyor.
Yani çünkü şöyle, son 1,5 senedir yönetimimizle beraber, Oğuz Hocam'ın burada hiç hakkını ödeyemem. Çok ciddi ve çok istikrarlı bir şekilde, çok kararlı durdu arkamızda. Ya bu işi yapacağız, ilerleyeceğiz. Hani bu maç kazanmak değil ilerlemek. Ama kadın futbolunda kadının adını duyurmak adına çok kıymetli hamle yapmamız gerekiyordu. Son 1,5 senedir de çok ısrarcıyız. Yönetim anlamında da çok ısrarcıyız. İşte başkanımız her demecinde mutlaka kadın futbolunu geçiriyor. Mutlaka kadın ligi diyor, kadın futbolu diyor, kadın hakemler diyor. Mutlaka o kadın kelimesini başkanımızın ağzından duyuyoruz. Bu bizim için çok kritik ve çok önemli. Oğuz Hocam'la beraber çizdiğimiz bir yol var. O yolda da çok istikrarlı bir şekilde adım atmamız lazım. Şimdi omuzlara binen yük çok ağır. Ne olursa olsun ülkede futbol oynamak isteyen potansiyel bütün kız çocuklarını ve antrenör olmak isteyen bütün kadınları temsil ediyoruz. Ekibim ve ben. Öyle olunca da biraz hız kesmeden, sürekli çalışarak, sürekli üreterek, kamp yaparak, çünkü kızları da motivasyonunu düşürmememiz gerekiyordu. Pandemi koşullarında çok zor olsa da kamp yapmak, organizasyon yapmak, ama çok güçlü bir yapıya sahibiz ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Maçlar iptal oldu, yine de kampımızı iptal etmedik. Çünkü o çocukların motivasyona ihtiyacı vardı. Bizim o çocukları görmeye, o çocukların da bizi görmeye ihtiyacı vardı. Sağ olsun yönetimimiz de o konuda hiç tereddütsüz devam edin denildi ve devam ettik. Çok da iyi oldu, çünkü niye iyi oldu? Hem A takıma potansiyeli olan oyuncuları görmüş olduk. Hem de önümüzdeki 19'daki oyuncuların potansiyelini az çok görmüş olduk. Keyifli de kampları devam ettirdik böylelikle. Bundan sonra gerçekleştirmek istediğiniz ilk ne? Performans anlamında baktığımızda ilk kupaya giden yarı final, çeyrek final, onu görmek istiyorum. Kendi yaş kategorimde, alt yaş kategorisinde hiç fark etmez. Çünkü ben yok, biz varız. Bizim kadın milli takımlarımızdaki gerçekten oluşumumuz da öyle. Hiçbirimiz ben diyerek cümleye başlamıyoruz. Bizim takımımız, bizim oyuncumuz, bizim proje. Mutlaka ve mutlaka bir yaş grubumuzda o işte çeyrek final, yarı final, finali görmeyi çok çok arzu ediyorum. Ben de sizde olan ilk fotoğrafımı göstereyim. Ondan sonra kapatayım. Hatırlıyor musunuz? Bir kadınlar günüydü. 2017'ydi. Sizinle ilk o zaman tanışmıştım. Kadın hakem, kadın antrenör, kadın spor yazarı. Bir araya gelmiştik ve herkes söze... Ya benim yaptığım işin kadın olmamla çok bir ilgisi yok diyerek başlıyordu. Kadın hakem olunca da kurallar aynı. Kadın antrenör olunca da aynı lisansları almak ve aynı sınavlara girmek zorundasınız. Kadın futbol yorumcusu olunca da aynı maçı izliyorsunuz. Hiç unutmuyorum o günü. Çok güzel bir gündü. Çok çok keyifliydi gerçekten. Bazı şeylerin de ilkidir o. Kadın futbolunda ya da kadın futbolundaki istihdam eden diğer branşlardaki kadınlarla bir arada olan da ilk projelerden bir tanesidir. Çok gerçekten keyifli ve güzel bir projeydi. Kariyerinizde ilkler çok var. Hayalleriniz çok büyük. Şimdi milli takıma da sponsorlar geliyor. Umarım doğru projelerle bütün hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.